Efendim bir kere Star TV'den canlı olarak yayınlanan Nergis Zaman'la hepiniz hoş geldiniz. Şimdi bugün 8 Şubat. Çok önemli bir gün bizim için. Neden? Çünkü bana göre Türkiye'nin en iyi şovmeni ve çok iyi bir oyuncu. Yasmin'in, onun ablası Sezin'in ve kardeşleri Ali Saadet'in babası Mehmet Ali Erbil'in yaş günü. Mehmet Ali'cim inşallah sağlıkla uzun yıllar Allah seni başımızdan eksik etmesin. Yaş günün kutlu olsun. Doydum, başucuma koydum, ben bir yalan uydurdum. Allah çirkin şansı versin. Ay! Affedersin babacığım. Bu resmi bir düşürseydim var ya, kafanı kırmıştım Ercüment. Kafanı kırmıştım. Hadi in aşağı. Sen gidince... Götürün bunu. Sinsel yapın. Bir tane ok verin. Ben vereyim. Kral da benim, padişah da benim. Tanımadın mı babacığım? Biziz. Babacığım ne demek? Zevzek herif. Çavuş! Bunlara rütbeleri öğretmedin mi? Henüz vakit bulamadım komutanım. Çabuk öğret. Emredersiniz. Ama bundan sonra benim en sert tarafımı hissedeceksiniz. O ne lan? Açırım nasıl? Ve işte. İşte. Geldi. Benden pahalı. Samimi söylüyorum 15 bin euro. Çok güzel bakışına bakın. Bak çok bir tatlı. Anda nasıl flaşlar patladı. Yarın evet ama şunu efendim tekrar yaş günün kutlu olsun canım benim diyoruz. Ve bugün yine çok güzel dolu bir programımız var. Vakit kaybetmeden ben hemen şefim Özlem Mekin ve konuğumuzun yanına gidiyorum efendim. Nergis zamanı başlıyor. Gaziantep'li Ömer Aksu canlı yayında çikolatalı katmer yapıyor. Sabah güneşinden önce bende senin ışıkların yanar. Pop müziğin sevilen ismi Zeynep Mansur, dillerden düşmeyen şarkıları ve hoş sohbetiyle Nergis zamanında. Şef Özlem Mekik bugün mutfağında pekmez helvası yapıyor. Cumartesi akşamlarının yıldızı Erkenci Kuş dizisinin canı ile Sanem'ini hiç böyle görmediniz. Göz hastalıkları ve cerrahisi uzmanı operatör doktor Veysel Öztürk göz kusurları tedavisinde en son yenilikleri anlatıyor. Birazdan Nergis zamanında. Efendim. Şefimiz, dünya güzeli şefimiz Özlem Mekik'le beraberiz. Ayrıca ay çok yakışıklı bir katmercimiz evet. Var ayol. Ömer Aksu hoş geldin oğlum. Antep'ten yakaladım getirdim. Bana bak sen, seni ben diziye alayım. Ha, şu tarafa diziye doğru gidelim. Çok valla maşallah sana. Teşekkür ederim. Ah canım benim. Bu arada da bir işin de çok ciddi ustasısın. Evet. Bize bugün katmer yapımı göstereceksin. Birazcık anlatalım bakalım. Nereden geldin bir kere? Gaziantep'ten geldim. Gaziantep'ten geldin. Sevgiler olsun Gaziantep'e. Yöremizin sabah kahvaltısı kültürlerinden birisi olan katmeri yapacağız size. Oh. Yalnız biz klasikleşmiş katmeri biraz inovasyon katarak farklı bir hale getirdik. Hı-hı. Simit katmeri icat ettik. Ne kadar güzel. Evet. Simit katmer. Simit evet. Katmer. Ona biraz daha yenilik katarak çikolatalısını yaptık. Yani günümüze uyarlandı ay, aslında Ömer'e her şey. Ömer'e bak sen. Ömer zaten kendin de gayet böyle modern görüntülü. Ne kadar güzel böyle yerel tatlarımızı, lezzetlerimizi, yaptığımız şeyleri günümüze uyarlamanız çok güzel bir şey. Ben bu genç kuşağa bayılıyorum. Hoş geldiniz. Bir alkış alalım tekrar. Ve sözü ben Özlem Mekik'e bırakıyorum. Evet Ömer'cim hoş geldin hoş tekrardan. Ömer Aksu dediği gibi bizim için Antep'lerden geldi. Teşekkür ediyorum kırmadı beni. Ama tabii en önemli şeylerden bir tanesi katmercilik kültürümüzde var ama evet. Antep'in kültüründe var olan bir şey. Bir de sizler babadan oğula geçen bir dededen toruna geçen bir sistemle. O yüzden daha da değerli. Evet. O yüzden şimdi ne yapalım biliyor musun? Önce bize
İyi bir katmer hamuru evde hanımlar nasıl yapabilirler mi, tutabilirler mi? Bize bunu anlat ama aynı zamanda da böyle hamurunu da bir göster bize. Şimdi, ve bu arada hanımlar siz de dikkatle izleyin bu katmeri evde bunu, yaparız biz. Tabii herkes yapamaz, sırrı var bize. Ya biz yaparız dedim, üstüne diyor ki tabii herkes yapamaz, sırrı var. Ama çözer ama miyiz? Ama bir şey söyleyeceğim, aramızda bir dedektif var, çözecek ve söyleyecek, göreceksiniz. Evet. Evet ama bile bile de geliyorlar yine ben çağırınca. Şimdi hadi biz bakalım. Bunun içerisine kuşaktan kuşağa bize gelen lezzetimizi de katıyoruz. Ha tamam. Tamam. Peki, bu güzel. Da bir alkış ama şimdi bir anlat ama bir dinle. Evet. Yani. Anlatalım. Heh, söyle. Hamurumuzda un, su ve tuz var. Hamuru yoğuruyoruz. Hı. Bir gün boyunca buzdolabında bekletiyoruz. Tamam. Yüzünü yağlayarak. Evet. Yaklaşık 150'şer veya 200'er gram olarak yumaklar haline getiriyoruz, ayırıyoruz. Tepsiye düzüyoruz. Bir gün boyunca buzdolabında bekliyor. Bir peki, gün bekletiyoruz. Unun farkı. Şimdi bu arada bir sen açma sen işlemine başla. Tamam. Sen başla. Ama ben bu arada sana sorular soracağım Ömer'cim. Bunları da bize tamamdır. Bu arada cevaplandır. Çünkü çalışırken sorduğum vereyim sorulara mi? Daha böyle, böyle heyecanla daha iyi cevap alıyorum ben biliyor musun? Dalıyorlar böyle mecbur cevaplandırmak soruları zorunda kalıyorlar. Soruları söylüyorlar. Peki unu normal bir un mu kullanacağız yoksa sizin özel dinlendirilmiş bir ununuz var mı? Unumuz yöremizin sert buğday unundan. O zaman iyi bir katmer yapmanın yolu sert buğday unu kullanmaktan geçiyor. Evet. İstesek bunu kepekli bir şekilde ya da tam buğdaydan yapamaz mıyız katmeri? Hiç denediniz mi? Denendi. Evet. Yalnız orijinalinden çok farklı bir lezzet çıktı. Öyle mi? Evet. O yüzden çok üzüldüm. Katmerlikten çıktı. Ha, anladım. Peki. Peki. Onun dışında peki bir kilo una ne kadar mesela yaklaşık tuz kullanacağız? Ne kadar su bir kilo una 25 gram tuz koyuyoruz. Tamam. Yarım litre falan da su giriyor. Tamam. Şimdi. O zaman o çok kararı. Fazla sulu bir hamur olmayacak. Yok, fazla bir sulu hamur olmayacak. Sulu hamur olmayacak. Peki sonra onu yağlayıp mı dinlendireceğiz buzdolabında yağlamadan mı? Yumaklar halinde kesiyoruz. Tamam. 150'şer 200'er gram. Ondan sonra yüzünü yağlayıp şöyle göstereyim. Bu şekilde kestikten tamam. Sonra yüzünü yağlıyoruz. Tepsilere düzüyoruz. Tamam. Bir gün tamam. Boyunca dinlendiriyoruz. Peki. Yağınızın da ama özelliği var değil mi bu arada? Normal tereyağı kullanmıyoruz biz. Sade yağ. Sade yağ. Sade yağ da tereyağının en saf halidir. O zaman şöyle yapıyoruz. Hı-hı. Hanımlara şunu hemen önermemiz gerekiyor. Sen bu arada yapmaya devam evet. Et. Başlıyorum. Tereyağını ocağınızda kaynatıyorsunuz. Kaynattıktan sonra üzerindeki o beyaz köpüklenmeleri aldıktan gel sonraki. Gel kız buralara. Ooo şuna bak. Aldıktan sonraki son hali. Sade yağ anlamına geliyor. Evde sade yağ yapıyoruz zaten. Değil evet. Mi evet. Tabii. Oo. Biraz daha geriye alayım abla. Vay 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 vay. Vay vay vay. Bak he. Evet. Bunda da hava kalması gerekiyor mu? Evet. Bak bak öğrendim bir sürü şeyi gördünüz mü? Bir de yırtılmalar oluyor. Onlar da hiç merak etmesin. Onlar kapanıyor katlandığı için. Tabii. Sade yağ da ne güzel ha. Evet. Böyle daha yumuşak, daha rahat kullanılabiliyor, yayılabiliyor. Mesela, şimdi bu simit gibi olan mı olacak? Evet, bu simit katmer. Normal standart bildiğimiz katmer, zarf şeklinde kapanan katmer. Evet. Ama bunu simit haline getirecekler. Çok güzel, bence çok iyi bir fikir. Kesinlikle. Vallahi Ömer tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Bu arada hamuru da şöyle falan evet, sallıyoruz evet, yalnız. Çok havalıyız ay, ya. Çok, çok havalıyız. Antep'in Kıvanç Tatlıtuğ diyorlar evet. Bu arada. Al ama yok yok yakışıklı bir arkadaşımız yani. Hamurumuzu açtık. Evet. Şimdi içerisine fıstığımızı atacağız. Antep kızlar fıstığı. Çok kız var mı katmer yemeye gelen? Var. Ha? Kuyruk oluyor mu katmer kuyruğu? Ha? Daha çok kız mı müşteriler? Ya katmer için geliyorlar yani sonuç olarak şimdi. Yok yok yapsın? Ben seni oyuncu yapayım ben. Evet. O da şimdi bizi oyunculuk katmerci bir sanatsa yaparmış. Bu da bir sanat. Tabii ki. Bir şey diyeceğim. Çok zor bir sanat. Sen değil misin? O yüzden yakınım diyorsun yani evet. Sanatlara. Tamam. Şimdi. Biraz daha yağ atıyoruz. Evet. Sade yağ ürüne aroma veriyor. Ha, güzel bir aroma. Başka bir aroma veriyor. Evet. Tamam. Bir de daha mı hafif oluyor? Çok daha. Ha? Tabii. Hafif. Çok daha hafif. Kaymağımızı. Ve kokusu net çıkıyor. Kaymağımız süt aa, kaymağı, köy kaymağı. Hı-hı. Onu da böyle naylon torbaya koyup ucunu evet. Kesince güzel süt kaymağımızı.
sonra zaten burada bunu... asıl lezzet de veren kaymak ve fıstık. Kaymak. Yani ama kaymak içinde ne kadar kolay erirse o kadar da lezzetli oluyor değil mi aynı bak, zamanda? Bak Özlem yine hava bırakarak rulo yapıyor. Evet. Tamam Nergis abla sen artık bitti canım. Katmer börek ne ama. Tabii. Evet. Tepsimizi alalım. Evet. Hafif yağlayıp. Tepsiyi de sade yağla güzelce yağlıyoruz. Sonra bunu simit şekline getiriyoruz. Aa, çok güzel. Şimdi aynısını sen kalbinle yaparsın kesin. Onu size yapayım o zaman. Hadi. Çikolatalı da yapalım. Peki hadi bakalım. Bir de kalp güzel. Şeklinde de yapalım değil mi? Kalp şeklinde de yapalım. Yapalım bir değişik olsun. Evet. Şimdi bir dakika onu yaptık. Kaç tamam. Derecelik fırına gidiyor ve kaç dakika? Evet. 250 derece fırında tamam. Yaklaşık 6-7 dakika yüzü pembeleşinceye kadar. O zamana kadar çıkartıyoruz. O zamana kadar çıkarıp peki. Yiyoruz. Tamam. Şimdi hamurumuz ikinci... çok ince olduğu için evet. Fazla pişme süresi yok. Tamam okeydir. Peki o zaman şimdi ikinciyi yapıyoruz değil mi? Evet şimdi çikolatalı yapıyoruz. Peki bir şey daha soracağım sana. Tabii şefim. Ömerciğim. Bu katmer gerçekten Antep'e mi ait başka bir yöresi var mı? Yani şimdi, çünkü hep böyle bir savaşlar çıkıyor. Hayır bizim diyenler oluyor. Bize baklava da olsun, katmer de olsun, diğer tatlılar da olsun. Çoğunluğu Halep tarafından gelme. Evet. Biliyorsunuz Halep de önceden Gaziantep'in kazasıymış. Kaza. Evet. Sonradan. Bize hepsi oradan gelme. Biz sadece daha iyi değerlendirebildiğimiz için... Çok daha güzel. Çok çeşit yapabildiğimiz için. Ne kadar güzel. Antep. Ne kadar güzel. Sahiplenmiş Antep oluyor. Sahiplenmiş. Hadi bakalım. Şahane. Şimdi devam yap bakalım edelim. Hemen. Şöyle biz yine şimdi bir çıkalım. Şimdi çikolatalıyı yapıyoruz. Oo, hafif hafif geri mi çekelim? Şimdi biz tabii geri çekelim yine. Ne olur ne olmaz. Vay vay vay. Bak Ömer de tabii artık yapa yapa hızlanıyor eller. Evet. Değil mi? Burada püf noktalardan birisi de kenarlarını inceltmek. Çünkü hamuru savurdukça orta kısım açılıyor ya. Açılıyor. İnce olursa yırtılır. Kalın anladım. Olursa yırtılmaz. Anladım. O zaman kenarları incelterek açacağız. Ortayı çok incelteceğiz. O sefer siz sormadan fazla ben incel. Söyledim. Vallahi helal sana. Vallahi bilirim. Helal. Sırları ufak ufak verme. Başladı işte çalışırken başka konuşturuyoruz. Başka sırrı var mı Ömerciğim bu işin? Bir sırrı vardır, daha var mı? Vardır. Bir sırrı daha var. Benim dedem hep der ki bana... Yiyeceğin ürünü, yapacağın ürünü sen kendin yiyecekmişsin gibi yap. Aa işte en önemli. İşte bunu al. Şimdi tabii, nasıl herkes kendi tabii. Yiyeceğine özenerek tabii. Yapıyor. Tabii. Bana da her zaman büyüklerimin söylediği bu. Hadi bir salla da görelim şöyle. Hiç böyle yırtıldı oldu mu Ömer? Oluyor. Şimdi, olur tabii ya. Öyle dediniz yırtılmazsa iyi. Şimdi yırtılırsa bana diyecekler ne göz varmış. Çok güzel yapıyor ya. Of 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 of. Bravo. Şahane. Vay vay vay. Sen bayağı kum yapıyorsundur. Günde kaç böyle. Tane katmer yapıyorsun Ömer bu şekilde? Günde bini buluyor. Vay maşallah. Oo, bin kere böyle böyle çeviriyor musun? Evet. Bu arada gerçekten Antep'te hem bir sabah kahvaltısı kültürü hem de katmerciler sabaha kadar çalışıyorlar. Yani ben hayatımda bir böyle bir şey görmedim. Full her yer. Künefeciler, evet. Katmerciler değil mi? Bizde adettir katmer. Evet. Yeni evlenen çiftlere ertesi sabahını ilk lokma tatlı olarak katmer ikram edilir. Ay ne güzel. Nedeni de ilk lokmaları tatlı olsun ki hani bir ömür boyu evliliklere. Ömür boyu ağızlarının evet. Tadı bozulmasın. Ne güzel değil mi? Ne hoş. Kültür işte. Kültür evet. Ne kadar değerli. Çok güzel. Biz Antepli olarak bazımıza da bayağı düşkünüz. Tabii. Bu bana bak bu biraz daha büyük oldu ha. Evet. Değil mi? Kenarları. Günün 24 saatinin 20 saati yemek yemekle geçer. Biz de düşkünüz. Valla biz Antep'e geldiğinizde öyle geçiyor Mert'in ya. Yani ben de 24 saatin 20'sini geziyorum. Tabii. O kadar başka ki. Tabii ki gelince hemen o lezzetleri tatmak için hop hemen kenarları da çevirdin. Öyle evet. Kalınları alıp evet. Bu kalp şeklinde mi olacak şimdi çikolata? Kalp şeklinde mi olacak? Peki çikolata sürülebilir bir çikolata değil mi? Erittiğimiz bir çikolata değil. Yok sürülebilir. Normal sürülebilir bir çikolata. Tamam. Yine fıstığımıza. Bunda şeker yok. Bu arada katmerimizde şerbet de yok bizim. Şeker içerisine atıyoruz. Güzel. Tabii buna niye şeker koymuyoruz? Çünkü çikolata çikolatamız var.
Ay bunu vallahi çocuklara yapılır, şahane olur. Bir de ip ince. Hani evet. Hamuru ip ince. Peki, yağı desen sade ya. Evet. Peki bunu merdaneyle açamaz mıyız? İlla böyle elimizde... Yok, olmaz. Savurarak açılması Allah gerekiyor. Allah. Hanımlar ona göre yani. Şöyle geniş bir alan bulun hanımlar. Savurasak. Ama buna çok olmuyor. Bana bak, bunu çarşaf gibi karşılıklı çekip açamayız değil mi? Zaten tamam. Biz çıraklar evet. Bunu açmasını şöyle öğrendik. Hı. Çırakken tülbenti ıslatırdık. Tülbenti savurarak. Tülbent de o kadar bak, ince çünkü. Çok akıllıca çalışıyorsunuz. Hanımlar yine güzel bir püf noktası verdi bize. Önce öyle tülbentle çalışalım ıslatıp, tamam. Akıllıca. Evet. Prova yapalım. Evet. Oo, Özlem. Efsane sen seversin. Evet. Çok senlik. Çok benlik bu. Vallahi çok senlik. Ay çok güzel oluyor. İnanılmaz. Gerçekten çok özel bir şey oluyor ha. İşte Antep kültürü böyle bir şey evet. Gerçekten. Evet. Şimdi. Şimdi kalp yapıyorsun. Yapacağım. Yapıyor. Tamam, dur. Kalp kaçırma. Evet. Kalp yapıyorsun. Kalp bekliyorum. Ona göre. Ah, ona göre. Ay. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Ay ne güzel, ellerine sağlık. Şimdi bunu da yine fırına. Yine 250 derece. Yine 250 derecede 7-8 dakikada bu sürüyor. Süper. O zaman daha ne olsun işte, yapmış olduk böylece. Ellerine sağlık, ne devam demek? Edeceğiz. Teşekkür evet. Ediyorum. Şimdi Ömer'cim sen burada yapmaya devam edeceksin. Tamamdır. Benim çok güzel bir konuğum var. Hem kendi güzel sesi evet. Güzel, şarkısı güzel. Aman efendim, Zeynep Mansur'la birlikte oluyoruz. Pop müziğin sevilen ismi Zeynep Mansur, dillerden düşmeyen şarkıları ve hoş sohbetiyle Nergis zamanında. Şef Özlem Mekik bugün mutfağında pekmez helvası yapıyor. Cumartesi akşamlarının yıldızı, Erkenci Kuş dizisinin canı ile Sanem'ini hiç böyle görmediniz. Göz hastalıkları ve cerrahisi uzmanı operatör doktor Veysel Öztürk, göz kusurları tedavisinde en son yenilikleri anlatıyor. Birazdan Nergis zamanında. Aşkı bulana kadar.
Geçtim altından üstünden, yandım aşkın keyfinden, yandım zor demedim içimden. Kim ne derse desin eminim kendimden, hiçbir şey değil ki tesadüfen. Altından üstünden, yandım aşkın keyfinden, yandım zor demedim içimden. Kim ne derse desin eminim kendimden, hiçbir şey değil ki tesadüfen. Altından üstünden, yandım aşkın keyfinden, yandım zor demedim içimden. Kim ne derse desin eminim kendimden, hiçbir şey değil ki tesadüfen. Bravo! Bu canımsın. Ne güzellik bir kırmızı. Ya sen de hep bu kadar böyle yakışır bir insana. Ay canımsın benim. Çok teşekkür. Ben teşekkür ederim. Sen de çok, çok şıksın. Ne güzel şarkıydı değil mi Zeynep? Çok teşekkürler. Çok mersin. Gel aşkım gel. Tamam. Evet en son hastanede görüşmüştük. Evet hastanede. Evet, birkaç hafta önce. Ziyarete geldiğimde. Canımsın bugün benim. Bugün de doğum günü değil mi? Onun evet. Buradan doğum gününü kutluyorum. Evet, en kısa evet. Sürede inşallah, i̇nşallah sağlığına kavuşup. İnşallah. Bizlerle inşallah. Olması, ekranda olması için İnşallah. De, İyiye gidiyoruz dua zaten. Ediyoruz. İnşallah. Sağ ol bir i̇nşallah. Tanem benim. Şimdi çok güzel bir şarkı. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Çok birkaç ay oldu daha. Birkaç ay oldu. Çok yeni aslında. Ama artık o kadar çabuk tüketmeye başladık ki daha bu biter bitmez. Herkes diyor ki ne zaman yeni şarkı? Durun diyorum. Çok daha şeker. Henüz birkaç ay oldu. Tabii. Yeni, çok yeni henüz. Yavaş yavaş. Klibi çok güzel. Çok ve orada şey var. Kıyafetlerde, giysilerde senin bir payın var değil mi? Styling'i ben yaptım. Evet bu sefer özel bir styling arkadaşımla çalışmak yerine kendim çok, çok ince eleyip sık dokuyarak çok hoş bir çalışma oldu. Tüm ekip arkadaşlarıma herkese çok teşekkür Bak, ediyorum. Şu an evet, ekranda görüyoruz. Yönetmeniniz çok güzel. De Erdi Sevince çok teşekkür ediyorum. Mükemmel bir ekiple birlikte. Ama çok o kadar güzel ve o kadar iddialı ama aynı zamanda çok klas. Yani, çok teşekkür. Çok çok güzel olmuş. Sana çok Hatta yakışan bir birkaç klip arkadaşım olmuş. Da benim stylingimi yapar mısın diye İzel sevgili Şimdi İzel yazdı. Şimdi sana onu söyleyecekti. Evet. Ay İzel'i de ay öpüyoruz sevgilerle. Ben de yeni tatlıdır. Albümü çıkıyor inşallah en kısa sürede. İnşallah. Muhteşem sesine artık kavuşalım. Evet ya ne güzel sesi vardır değil Mükemmel. Mi onun da? Şimdi oradaki mayo daha nelerin style yani sen mesela Cihan bunları bir de tasarımı, çizdin mi? Yok. Hayır Cihan Nacar'ın tasarımı evet. Bunları ben birleştirip işte o çizmeleri küpeleri. Tamamıyla stylingini yaptım. Stylingi tamamıyla Çok ben yaptım. Çok güzel olmuş. Fotoğraf sanatçısı Jerry Stolik saçın makyajımı ve fotoğraflarımı Şimdi onu da diyecektim. O. Saçın makyajın takıların. Çok teşekkürler. Aldığın şeyler giysiler mayosu her şey birbiriyle. Son derece uyumlu bir bütün işinde şahane olmuş. Peki gerçekten bu styling işine girerim diyor musun? Olabilir. Bence girmelisin yani. Olabilir gerçekten çok zevkli, yorucu ve biraz zor ama Hı-hı. inanılmaz keyifli olabilir. Neden Vallahi olmasın? Girersen girersen çok güzel olur. Çünkü mesela sence Türk pop sanatçılarının genel olarak stylingini beğeniyor musun? Mesela şöyle çok, sorayım sana. Çok beğenmiyorum ama en çok Arda Pekkan'ı beğeniyorum tarzını Ay, ve evet. çok yakıştırıyor kendini. Hiç çizgisini bozmuyor Kesinlikle. Çünkü. Hep çok Hı-hı. modern, hep farklı oluşuyor. Enerjik. Çok hoşuma gidiyor. Aynen. Kendine, fiziğine inanılmaz yakışan, çok güzel şeyler seçiyor. Çok önemli kendine yakışanı Hı-hı. seçebilmek. Hı-hı. Çoğu arkadaşımızda ben göremiyorum bunu. Evet. Mesela bak Hadise çok farklı giyiniyor. Evet. Herkeste. Bir tarzı yok ama. Ama bir çizgiye oturtmuş yok. Evet. Farklı yani, farklı her şeyi deniyor. Şimdi ben mesela onu görüyorum bizde. Genel olarak bir şey başlarken hani hadi bu klipte şu olalım deniliyor. Öbüründe bambaşka bir şey olalım. Evet. Sonra aynı şekilde öyle devam ediliyor. Sonra başka giysilerle başka bir tarz oluyor. Ama Ajda'nın bence o çizgisinin kalmasının evet. sebebi aynı çizgide Hep çok gidip... klas ve çok zarif, hakikaten müthiş giyiniyor. Çok beğeniyorum onun tarzını. Bu styling işleri gerçekten çok zor. Bunu herhalde Türkiye'de en başarılı Bendeniz'in yaptığını düşünüyorum. Yıllardır düşünsene hep o abajur kız konuşuldu. Şimdi orada tabii kimin başarısı Neslihan o? Yargıcı değil Aynen. mi? Doğru o, hatırlıyorsun. O Neslihan Yargıcı'nın evet. başarısı. Şimdi orada da şöyle bir yanlış oluyor aslında. Bir
yani sanatçıların aslında güvenle kendini eline kesinlikle bırakması gerekiyor. Kesinlikle. Şimdi sen bu styling'e başladığın zaman herhalde en büyük sıkıntıyı oradan yaşayacaksın. Aynen, çok müdahale oluyor değil mi? Değil mi? Çünkü bendeniz mesela o tarzla başladı. Bence Neslihan Yargıcı'yla hep çalışmaya devam etmeliydi. Evet. Yani bir stili yakaladıktan sonra diyelim ki sen stylingini yapacağın birini, sana güvenerek sana teslim kendini teslim tabii, etmesi kesinlikle gerekiyor. Değil mi? Çok önemli. Devamını getirebilmek mesela çok önemli. Mesela şeyin, Hande'nin de çok daha uç, marjinal bir tarzı var. Evet. Ama o da mesela. O da değişken. O da değişken. Çok istikrarlı gitmiyor gördüğüm kadarıyla. Doğru, doğru. Oyunculardan mesela tarzını beğendiğim var mı? Şu giysi tarzını beğendiğim şu var diye. Özellikle spesifik birisi gelmedi spesifik aklıma ama. Değil mi? Müzik deyince akla Ajda geliyor ama. Aynen. Oyunculardan şimdi ben de düşünün böyle tek böyle spesifik. Yok bilemedim galiba, birden gelmedi aklıma. Bilemedim. Ama şu var, gerçekten styling'e çok ihtiyaç var. Evet. Bence bu işi hakkıyla yapan insanlar, mesela sende de hep gördüğüm bir şey var. Sen çıktığın yıllardan itibaren, günlerden itibaren bugüne gelene kadar hep aynı stilim var. Bir tarzım bir stilim, var. Evet. Bir tarzım var. Mesela bembeyaz şey giyindiğin olur, siyah giyindiğin olur ama çizgin hep aynıdır. Evet, evet, doğru, doğru bir tespit. Teşekkür vallahi ediyorum. Vallahi öyle. Bu arada formun ve fiziğin çok güzel. Çok teşekkürler. Ve gerçekten yine hep aynı. Ne yapıyorsun yavrum, anlat ya bakayım şimdi. Akşamları yemek yemiyorum. Yemiyor musun? Evet. Ya benim formülüm bir anlat bu. Bana. Şimdi, gündüz sabah kalkıyorsun, nasıl besleniyorsun? Ben iki öğün yiyorum. Hı hı. Saat 5'te yemek işi bitmiş oluyor benim için. 5'ten sonra yemek yemiyorum. Gece çok acıkınca bir süt içerek ya da bir kefir, öyle idare ediyorum. Akşam yemek yediğim zaman kilo alıyorum. Bunu çözdüm kendimde. Doğru, doğru. Herkesin kendi metabolizmasını biraz dinlemesi gerekiyor aslında. Herkese uygulanacak farklı şeyler oluyor. Ben akşam yemek yiyince kilo alanlardanım. O yüzden... akşam yemeği yemediğin akşam zaman yemeği yemiyorsun. Gün içinde de belli iki öğün zaten kahvaltını ediyorsun. Evet. Akşamüstü de 5'e kadar 5 gibi yemeğini yersen. 11'de kahvaltı ediyorum. 5'te de akşam yemeğimi yiyorum. Çok güzel. Spor yapıyor musun? Yapıyorum. Pilates yapıyorum. Tamam. Şimdi oldu. Pilatesin çok faydasını gördüklerini kesinlikle söylüyorlar. Kesinlikle. Proporsiyonu kaç yıldır? Da kaç yıldır? Galiba 3-4 yıl oldu. Ha güzel. Geç başladım aslında ben. Çok geç kalınmış bir karar. Çünkü pilates müthiş. Kadınlar için yapılabilecek en güzel spor olduğunu düşünüyorum. Bir kere kemikler için çok önemli. Evet. O yüzden herkese tavsiye ederim. Pilatesi başlayanlar herkese tavsiye ediyorlar. Uzun yıllar spor salonlarında çok çalıştım. Şimdi diyorum ki boşuna kendimi o kadar yıpratmışım. Yıpratmışım, daha sakin sakin yapabilirmişim. Ve hedefe yönelik bir spor. Cildin de çok, bak bak ben de böyle bak aldım kızı, ne yiyorsun, ne içiyorsun, ne giyiyorsun. Cildinden başlayayım. Cildine özel bir şey yapıyor musun? Cildin de ya çok iyi. Cilt bakımı yapıyorum ama ben içki sigara kullanmıyorum. Onun çok etkisi olduğunu en düşünüyorum. Önemlisi. Sigara hiç içmedim, lütfen içmeyin. Yani bir insanın kendine yapabileceği güzel en büyük tabii kötülük bu. Tabii. Gerçekten tahammül de edemiyorum sigara içilmesine. Çok doğru. Kendinize bir iyilik yapmak istiyorsanız sigarayı bırakın. Çok yani doğru. Uykuna da dikkat çok ediyorsun diye düşünüyorum. Çok düzenli yaşıyorum. Ben tam böyle sporcu gibi yaşayan bir insanım. Çok düzenli. Ne güzel. Sakin bir hayatım var. Sade bir hayatım var. O yüzden çok etkisi oluyor bunların da. O da zaten ki mutluluğu getiriyor biliyor musun? Kesinlikle. İçin huzurda oluyor. Ondan sonra da zaten her şey güzel oluyor. Evet. Kendin dışın da güzelleşiyor. Teşekkür ediyorum. Çok mersi. Peki şeylerin var mı? Böyle başka çalışmaların var mı bu aralar? Bir şeyler yapacak mısın? Yeni şarkı arayışları tabii biter bitmez bizde hemen başlıyor. Yine çalıştığım müzisyen arkadaşlarım var. Bir de ayrıca ekran için bir görüşmeler var ama henüz netleşmedi. Netleşince güzel bir proje de var hazırladığımız. Yeni çıkanlar mesela şarkı söyleyen arkadaşlarımıza ne diyorsun? Mesela diyelim ki Aleyna Tilki bir anda müthiş parladı. Mesela ne düşünüyorsun yeni çıkan gençler ya, çok için? Güzel işler var tabii ki. Çok yeni değil, artık birkaç albüm oldu ama ben her programda bunu söylüyorum. Edis'i çok beğeniyorum. Ay Edis'i ben de çok beğeniyorum. Şarkılarına, kliplerine, dansına hakikaten çok şahsına da münhasır buluyorum yaptığı işleri. Evet. Çok başarılı bence. Bak mesela stil dedin ya, evet. Edis'in şöyle bir olayı aynen var. İlk çıktı o beyaz takım elbisesiyle bir kere oradan çok güzel böyle dikkat yakaladı, çekti. Değil mi? İşte aynen tarz.
Ve o da mesela tarzını bana göre, sence öyle mi merak ediyorum, hı hı, değiştirmiyor. Evet. Belirli bir çizgide gidiyor. Kesinlikle. Gibi geliyor. Kesinlikle. Saçı, başı, giysisi, aynen, davranışı, ne diyorsun? Çok Avrupa'yı buluyorum ve çok başarılı buluyorum. Müziğini, işte tarzını, kıyafetlerini, dediğim gibi kliplerini çok beğeniyorum. Çok başarılı. Hakikaten. Yolu açık olsun, çok başarılı. İnşallah. Hepsinin yolu açık olsun. Tabii ki yani gençlerin önünü açmak gerekiyor. Ben çok yardımcı, kesinlikle, olmak gerekiyor. Doğru bir şey. Yeter ki inşallah bir an hemen şımarmasınlar. o çok önemli. Ya kesinlikle. Yanlarındaki çok uzun bir yol bu yol çünkü. Yanlarındaki kişilerin etkisinde kalmasınlar. Evet. Pohpohların etkisinde kalmasınlar, evet, değil mi? Mesela sen ilk çıktın. Senin gibi mesela böyle mütevazı ve tatlı olmalılar. Gerçekten. Sen de öylesin. Çok seviyorum. Böyle karşı karşıya olmaktan da çok mutluluk duydum bugün. Benim. Sağ olasın. Ve aynı zamanda çok güzel bir anne oluşunu da çok tebrik etmek istiyorum. Teşekkür ederim. Ne kadar zarif bir kızın var. Yani ay, o da seni çok kulakları sevdi, biliyor musun? Buradan. Birkaç gün önce bir davette karşılaştık yine. Bu kadar güzel, su gibi derler ya hakikaten. Teşekkür ederim. Hem öyle hem çok zarif, çok hanımefendi. Çok teşekkür gerçekten ederim. Gerçekten çok seviyorum onu. Ay canım benim, çok teşekkür senin ederim. Güzel, o da anneliğinde. Seni gerçekten o gün hastanede bir, evet, aradaydık. Evet. Acayip sevdi yani. Sağ çok olsun, sevdi. Çok teşekkürler. Sen mesela bu işe ilk başladığında böyle bir bocaladın mı? Mesela şimdiki senle o zamanki sen... Nasıl? Ben yani bir şey söyler miydin kendine? Ben 17 yaşında başladım. Evet. Çok ufaktım. Çok küçüktüm. Ankara'da ilk sahne almaya başladım. Hı-hı. Ya tabii ki tecrübe çok önemli bu işlerde. Zaman içinde olgunlaşmak, sahneyi öğrenmek, şarkı söylemeyi öğrenmek. İşte stüdyoda şarkı söylemek mesela bambaşka bir şey sahnede söylediğinizden. Tabii. Bunlar hep zaman içinde olan ve kendinizi eğitmeniz, yetiştirmeniz gereken, aynen, şeyler. Aynen. Belli bir süre içerisinde oluşuyor bunlar da. Doğru. Ama güzel bir süreç yaşadığımı düşünüyorum. Çok uzun bir zamandır bu işi yapıyorum. Kendim bildim bileli müzikle, evet, uğraşıyorum. Evet. Sevdiğiniz işi yaparsanız her şey güzel oluyor. Her şey güzel olur. Aşk var mı anacığım? Gel şimdi aşka bak. Yarama. Dur bir, dur bir gider ayak, bir bana bir malzeme ver bakayım. Nasıl, var mı bir şeyler? Vallahi isterdim güzel bir malzeme vermek ama. Sen de demiyor. Ya, ya bana böyle diyorlar bak. Nergis işte bir şey var mı? Ya diyorum ki yok. 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 İkna böyle etmek bir, çok zor. Nasıl ya, olmaz senin? Sen aynen, yani nasıl olmaz? Ay ben o zaman daha da bir kendimi böyle iyice küçülüyorum. Bir kötü hissediyorum. Nasıl olmaz senin diye. Evet, bana da çok fazla söylüyorlar ama kısmet, bu işler maalesef öyle. Ay anacığım, biz bu güzellerin bahtı mı kapalı? Ben nedir bilmiyorum. Biz nedir bu durum? Galiba. Ama tabii şöyle de bir şey var ya, insan yalnızlığa da alıştıkça bir zor mu geliyor her şey biraz ya? Biraz o da var galiba. Rahatlık güzel bir şey tabii ama evet, paylaşmak da çok güzel ama. Ya yani paylaşmak çok güzel ama vallahi şimdi olmayınca da böyle... Böyle ama şimdi yeniden birini tanı, onu bilmem ne uğraş. Tabii o süreç zor bir, şey. Çok zor bir şey. O bir gözünde gerçekten büyümüyor mu? Büyüyor, Allah tabii aşkına. Ki kesinlikle. Birini tekrar sıfırdan, belki eski tanıdıklarda olabilir. Aa, hani. Bak bu öyle güzel olabilir. Fikir ha. Yeni birine emek harcamaktansa. Evet. Bunu ama bir düşünelim aşkım, sen de. O da sosyal medyada öyle bir ara. Herkes bir eskileri kurcaladı. Anacığım, gerçi oradan da bir şey çıkıyor. Rağbet olsa. Oradan da bir şey çıkmıyor. Doğru. Ama bunu çok deneyenler oldu o sosyal medyanın ilk şeyinde. Doğrudur. Peki. Yemekle aran nasıl, tatlıyı falan? Gayet iyi. Tatlıya bayılıyorum ama tabii ama uzak beşten durmaya, sonra yemem diyorsun. Evet, uzak tamam, saat zaten beşten önce. Beşten önce tadımlık. Bu tarafta da çok yakışıklı. Ya, gördüm az ya, önce. Nasıl şovlar öyle? Ya, bravo. Sus. Bir dahaki klipte harika oynatırız. Aynen, artık. Aynen değil mi? Hadi gel yanına gidelim. Hadi, gel, tamam, gel benim yanına. Ömerciğim, sana çok, evet, güzel bir merhabalar, hanımefendi, merhaba, sanatçımız, merhabalar, Zeynep Mansur'u getirdim. Şimdi Ömer, ne yapıyorsun Ömer? Of, of, of. Allah, bu nedir? Fıstıklı, bu ne? Fıstıklı, çikolatalar, insan cevizi, damla çikolata, pudra şekeri, yumurta bir beyazı. Bir daha söyle, fıstık, Hindistan cevizi, damla çikolata, pudra şekeri, yumurta, yumurta, sarısı, beyazı, evet, bir de sıvı şanti. Sıvı şanti, hamur yok bunda. Bu hamursuz. Aa, ne güzel. Bana ama bak, her şey var ama ben böyle. Aa, hamur yok, çikolata var, fıstık var. Kendimi kandırmaca.
Diyet gitti benim bugün galiba. Ay bugün yok. Bugün yiyeceksin. Hatta bugün sen elini de süreceksin değil mi Özlem'im? Tamam. Ha? İyidir. Zeynep. Mutfakta aram gayet iyi. Beraber çalışacağız. Yaprak falan sarıyorum lütfen. Aa! Kız gerçekten. Bize getirseydin ya sarıyorum. En kısa sürede ay, yapayım. Ay canımsın inşallah. Neler yaparsın? Ya bütün yemekleri yapıyorum. Bu arada Ömer'cim biz seyrediyoruz. Sen evet. Karıştırıyorsun. Türk mutfağında olan bütün yemekleri hepsini yapabiliyorum. Yani iyidir mutfakla aram. Çok güzel. Evet. Ne yaptık şimdi? Bunu yoğuruyoruz. Evet. Çiğ köfte yoğurur gibi yoğurduk vallahi biz bunu ha. Bu tatlının adı neydi? Bu fıstıklı makaroni diyorlar buna. Bak bak ay, nasıl ay, da böyle ay, bir evet. Alıyor onları bir böyle bir Avrupa'yı bir havalar. Bak evet. Sen ya. Fıstıklı makaroni. Fıstıklı makaroni. Evet. Fıstıklı makaroni ala Gaziantep. Gaziantep usulü fıstıklı makaroni. Fıstıklı makaroni ala Gaziantep. Evet. Tamam bu yoğurduk bunu. Yoğurduk. Ne olacak şimdi bu? Şimdi bunu ne yapacağız? Mermerimize fıstık dökeceğiz biraz. Bu zaten fıstıktan. Mermerimize. Evet. Şöyle biraz fıstık döküyoruz. Evet. Bunu azar azar alıp böyle. Top haline mi geliyor? Top haline getiriyoruz. Atıyoruz. Atıyoruz. Yine aldık. Sonra onu bir şeyin üstüne mi böyle? Evet tepsiye düzeceğiz. Tepsiye. Sonra pişecek mi? Sonra pişecek. Ne kadar pişiyor bu? 180 derece fırında yaklaşık 8 dakika. Aa iyi çabuk oluyor. Çok iyi. Aa yeriz yeriz. Yetişir yayına. Bak bak bir şey diyeceğim. Vermeyeceğim size. Bak yine cavzlar orada. Ha yeriz. Ha. Vermeyeceğim. Bugün hepsini ben yiyeceğim. Beraber ama. Ama çok ilginç bir tatlı değil mi Zeynep? Bayağı değişik bir tatlı. Ben bunu hiç denemedim daha önce. Ben ilk defa gördüm. Evet ben de. Böyle yenir bunu... mi? Yok yenmez. Yenmez. Hafif pişmesi biraz gerekiyor. Evet. Biraz pişmesi gerekiyor. Bunu böyle fıstığı etrafını kapladıktan sonra. Şekil de biraz böyle oluyor. Evet. Bunu sonra tepsiye düzüyoruz. Aa çok güzel. Bu çok güzel bir şey olacak hanımlar. Tekrar söyleyelim. Çünkü bu evde çok rahat yapılır çocuklarımıza. Tamam. Hindistan cevizi. 250 gram Hindistan cevizi. Evet. 250 gram. Pudra şekeri. Evet. 250 gram fıstık. Fıstık. 250 gram sıvı şanti. Evet. Yaklaşık 3 tane de yumurtanın beyazı. Beyazı. Bir de çikolatamız var. Bir de damla çikolatamız. O da 250 gram. 250 gram. 250 gramdan gidiyoruz. Aha, çok güzel. Çok sonra, pratik. Sonra. Vallahi çok pratik. Çok pratik çiğ köfte gibi yoğurduk. Ondan sonra fıstığı bulayarak böyle parçalar kopardık. Güzelce tepsimize diziyoruz. 180 derece fırında. Evet. 8 dakika çikolatası eriyene kadar pişirecek ondan sonra hazır. Aa çok güzel. Bir tane biz de dur yapsak mı acaba? Tabii. Ha? Evet. Ha? Ver bakalım şöyle, gel Zeynep kollarımı... gel. Ay Zeynep hemen sıvayım. Yavrum. Kız kollarını sıvadım. Ne yapsak acaba? Şöyle tutarım önemli ha. Değil. Tamam. Şöyle. Onu da sen al istersen. Biraz fıstığa şey yapın. Ha, biraz daha şöyle. Tamam. Evet. Bir şey diyeceğim. Ben kendim şekil verebilir miyim? Tabii ki de. Seninki tamam. Çok romantik oldu. Tabii. Şöyle oldu herhalde değil mi? Bravo. Bak. Ya, bu da benim ki güzel. Bak. Gösterin bakayım kaçtığımı. Çok güzel. Ben ya. Hadi yapalım. Hadi gel. Aynen. Yardım edelim. Hadi. Bak bundan sonra bir tane de kalp şeklinde artık yaparsın dükkanda ha. Evet o Nergis tatlısı Nergis oldu. A la makaroni fıstıklı dersin. Gayet hızlıyız görüyorsun. Evet. Ya biz evet. Ekibe katılabiliriz. Ama ben şey bir anda şey heykel tıraş ya, gibi. O süper o çok sanatsal oluyor seninkiler. Benimki biraz sanatsal oluyor arkadaşlar. Evet. Siz fazla aşkınızı katıyorsunuz. Ya ya. Ya bana bak bu romantik. Ömer var ya bu Ömer. Aa siz fazla aşkınızı katıyorsunuz. Ben seni kesin oyuncu yapacağım sen var ya sen. Sen dur bakayım. Evet. Şimdi sevgili hanımlar biz burada bunları yapa duralım. Ama kısa bir ara vereceğiz.
ama döndüğümüzde eğlence, kıyamet, bilgi, yeni tarifler, her şey var. Bizden sakın ayrılmayın. Şef Özlem Mekik bugün mutfağında pekmez helvası yapıyor. Cumartesi akşamlarının yıldızı, Erkenci Kuş dizisinin canı ile Sanem'ini hiç böyle görmediniz. Göz hastalıkları ve cerrahisi uzmanı operatör doktor Veysel Öztürk, göz kusurları tedavisinde en son yenilikleri anlatıyor. Birazdan Nergis zamanında. Ahanda nazar var diyorum. Ya gördün mü? Allah aşkına ya. Nasıl çıktı? İnsanın ayakkabısının tabanı çıkardı ya. Arkadaşlar böyle nazar de bir şey. Nazar böyle bir şey. Nazar. Gidemiyor. Evet. Ayak kalıyor yani bir yerde. Ayak kalıyor. Gelin. Nazar. Nergis evet. Abla nazar. Koy kenara. Gel. Kenara koydum, tabansız neyse geziyorum. Ben de bunun üzerine bir helva kavurayım bari. Ooo kız helvamızı mı yapıyorsun? Evet. Gider ayak bizi.
Ama aa, bu seferki helva çok şey oldu. Farklı helva. İmalı oldu. Bir helva kavurayım. Hazır topuk da gitti. Hadi bakalım. Pekmezli helva yapıyoruz bugün. Ama o kadar farklı ve çok lezzetli olacak. Gerçekten hemen zaten şeklini görünce diyeceksiniz ki hemen, hemen yapalım. Ankara'danmış. Ankara'dan, öyle mi? Ankara'dan. Ben Ankaralıyım. Ben de. Ankara'dan. Bilmiyorum ama bunun. Bir şey söyleyeceğim. Ankara'yı Ankaralıları çok severim. Aynen. Selam olsun. Aynen. Selam olsun. Öpüyoruz. Güzel Ankara'ma. Canım Ankara. Evet, başkentimize. Ankara olmak gerçekten bir ayrı. Özellik evet. Gerçekten. Aynen. Bak şimdi o konuda şey tevazu evet, gösterelim. Ben de. Evet, ben geçeyim mi hemen malzeme isteme? Şu helvayı bir kavurayım, rahatlayayım şöyle. Şöyle nazarlar gitsin. Bir kavur, evet. Hadi bakalım. Gözler nazarlar gitsin. Evet efendim, kağıdınız kaleminiz hazırsa şayet. Şöyle güzel pekmezli helva için malzeme listemizi hem sayacağım hem de ekranlarınızın sol köşesinde görüyor olacaksınız. Şimdi benim yaklaşık 4-5 çorba kaşığı gibi bir tereyağım var. Ama helvayı yapmanın en önemli yolu iyi tereyağdan geçer. Bir de özellikle un helvası yapıyorsanız şayet unu mutlaka eleyerek kullanın. Yani kaptan aldınız ya. Öyle mi? Evet. Asıl ondan güzel, hiç duramıyorum ben un helvasını. Evet. Asıl güzel un helvasının sırrı, eğer un helvasını elekten geçirirseniz çok daha pürüzsüz. Gerçekten mi? Evet. Bak şimdi gerçekten. Bak benim un helvam güzeldir. Bak. Çok severler ama demek ki elekten geçirsem evet, daha güzel daha olacak. Daha lezzetli ha, olacak. Elekten, çünkü pürüzsüz olacak o zaman. Hani topaklanma oluyor ya, bir de çabuk toplar. Evet. O yüzden doğru, o önemli. Şimdi ne yapıyorum? Tabii helvayı kime kavuşturacağım? Kendim değil. Zeynep'e. Peki tamam. Şimdi bugün tutacak çünkü elekten geçirdik. Daha da güzel evet, olacak. Evet. Şimdi 4 çorba kaşığı tereyağını erittik. Ama bakın eritirken tereyağının yanmamasına önem gösterin. Bu tamam, önemli bir detay. Zeynep'ciğim senin şimdi tamam, şöyle koluna kuvvet koluma diyorum. Ama canım öyle de bir bluz var ki. Aynen, dur, neyse. Dur ben sana şöyle yapayım şunları. Ya, yapayım mı? Tamam, harikasın. Ha, bundan çok bir şey olmaz aynen, şu kadar da. Hiçbir şey olmaz. Tamam aşkım. Şimdi ay, yaklaşık şey 4-5 dakika olsun. Bu kolay değildir. Hanımlar iyi bilir. Evet aşkım sen bu merak yani etme. Bir şey olursa yok, biliriz. Hiç, ben toparlarım. Hiç merak etme. Sen bu merak arada tabii mutfak kazaları mutlaka olmuyor ama hepimizde oluyor. Oluyor. Benim de başıma geliyor ama her şeyin bir yöntemi var tabii. O yöntemle toparlayacağız. Şimdi önemli olan un helvası kavururken şöyle ununu bastırarak mutlaka tereyağına yedirirken, yani artık bundan sonra şu kavurma işleminden öte bastırarak kavurmak önemlidir. Evet. Neden? Çünkü hem unun kokusunu almanız lazım hem de aynı zamanda da midenizin yanmaması için de un iyice kavrulmalı ve tereyağı ile bütünleşmeli. Çok doğru. Şimdi mutfak buyur Zeynep'ciğim. Mutfak kazaları dediniz. Çok evet, iyi oldu. Ben de yeni yandım. Su torbası patladı. Çok geçmiş olsun. Ve kolum ve sırtım yandı. Geçmiş İkinci derece olsun, yanık. Ay, o yüzden geçmiş olsun. Üzerine bir de burada yanarmış. Ay Allah korusun. Aman Allah korusun. Yok, Allah yok, korusun. Tabii pekmezli un, pekmezli helvanın da hı-hı, ikinci bir sırrı şerbeti. Önce bir çay bardağı suyumuzu bir kabın içerisine koydum. Bir su bardağı da pekmezimiz var. Şimdi onları da böyle birbirine karıştıracağız. Karıştırayım mı? Evet, 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 tamam, istemez miyim? Ben de öyle duracağım, sadece konuşacağım. Oh, ne güzel. Şöyle pekmezimizi de koyduk. Evet. Şimdi onun iyice çırpılması gerekiyor. Tamam. Diğer taraftan unumuz da kavrulurken aynı zamanda bir cevizimiz vardı ve susamız var. Gerçekten en zorunu da Zeynep'e evet, verdik. Evet yani kol kası yaptım, özlemedim burada. Ama harikasın Zeynep'ciğim. Gerçekten, gerçekten muhteşem. Şimdi yavaş yavaş ne yapacağız? Birazcık unun kokusu geçtikten sonra diğer tarafta hazırladığımız pekmezli su karışımını içine koyacağız. Ama koymadan oo, önce cevizim bir su bardağı ve aynı zamanda da susam ayarını siz farklılaştırabilirsiniz ama kavrulmuş susam olması çok önemli. Hmm. Şu an benim elimde kavurduğumuz bir susam var. Bu helvanın en önemli özelliği hem başka bir yerde kavurun susamı hem de aynı zamanda da içinde de birazcık kavruluyor olacak. Şimdi ne yapıyorum? Cevizleri de birazcık kavruldu ya, artık kavrulduğunu nereden anlıyoruz? Bak şimdi Zeynep ne güzel böyle ama toparlarken. Ama Zeynep çok güzel yaptı kız. Bak toparlanmadı. Evet gerçekten. Vallahi ama helal olsun. Neden ya, evde yapıyorum ben, toparlanıyor evet. Neden şimdi ama biliyor musunuz? Şimdi biraz dikkat, da tereyağı az koyuyorum ben. Neden? Hayır şöyle neden? Hem elediğiniz için, ikincisi de mutlaka bu çok önemli bir püf noktası, bunu unutmayın. Söyle. En önemli şey tereyağını ocağınızın harlı bölümünde eritmeyin. Tereyağı yavaş hmm, yavaş eriyecek. Yavaş. O şekilde un helvası yapmanız i̇şte bu gerekiyor. Püf noktaları evet, bunlar bozuyoruz, önemli. İşte bu Özlem bize öyle güzel püf noktaları veriyor ki şimdi çözdük olayı. Evet. Değil mi? Şimdi bakın un helvasının unu kavruldu. Şimdi içerisine cevizlerimi,
Evet. Ve susamı aynı anda atabilirsiniz. Çünkü susam önceden kavrulmuş bir susam. Hı-hı. Böyle. Çok güzel. İnanılmaz lezzetli olacak. Gerçekten bayılacaksınız. Aa, o susamın lezzetine. Ben zaten çok severim, biliyor musunuz? Un helvası çok severim. Benim de en sevdiğim en olur sevdiğim. Un helvası. Rahmetli anneannem. Ay hep söylerdim Allah o yapardı. Amin. Evet, şimdi çok ben lezzetli. Yapıyorum. Şimdi evet. Şimdi burada da ceviz ve susamı da koyduktan sonra yine böyle bastırarak yine unların toparlanması lazım. Şu an bu unu toparlayabilmeniz için biraz önce bıraktığım hale getirmem lazım. O nedenle böyle parça parçayken üzerine bastırarak bir şekilde ezerek yani kavuruyorsunuz. En önemli detayımız bu. Bu aslında. Arada karşıda şefimiz döktürüyor. Evet yine. Oo. Bak bak bak. Şovlar. Ya. Şovlar şovlar. Bugün bu arada hep tatlıdan gidiyoruz değil mi? Evet. Ay ağzımızın tadı hiç ağzımızın tadı gitmeden evet. Biz gideriz. Hiç bozulmasın. Evet. Ağzımızın tadı yerinde olsun. Ben evet. De sabah öğle akşam tatlı yiyerek yaşayabilirim. O kadar ben çok, çok tatlı severim. Seviyorum. Ama işte... Ama tercihini bakın. Maalesef. Tercihini neden kullanıyor? Neden yana kullanıyor? Söyle. Sütlü tatlı. Ya kesinlikle. Sütlü tatlı. Evet. Ondan böyle ip incecik. Hamura dayanmıyoruz yani. Evet. Azıcık. Evet, katladımlık. Haftada bir gün. Aynen. Mesela bugün katmerimizi yiyeceğiz, helvamızı yedireceğiz. Helvayı da kavurduk. Helvayı yiyeceğiz. Evet, şimdi artık gördüğünüz gibi birbirinden ayrıldı. Un, susam, ceviz, tereyağının mis kokusu. Zeynepciğim bir tamam. Koklar mısın şimdi artık? Çok güzel. Şimdi harika işin kokuyor. En önemli kısmı pekmezli karışımı da koyduk ya. Evet. Artık. Sürün gibi dökmemiz lazım. Bu çok önemli. Langırt diye dökmeyeceğiz içerisine. Az az, az az. Az az. Yedire yedire. Zeynep karıştıracak tamam. Helva. Bu arada... Zeynep koluna dikkat şey tamam. Değil mi? Yo yo şey tamam. Gelmiyor tamam, oraya. Şimdi tamam. Artık birazcık ocağımın ölçüsünü birazcık daha açacağım. Eyvah. Çünkü birazcık daha kendini toplaması lazım. Böyle yavaş yavaş. Hatta şunu da hemen söylemem lazım. Evet Zeynep'ciğim sen şimdi karıştır. Şunu da... Üstüne basa basa söylemek istiyorum. Çok önemli bir detay. Helva kazaları evde en fazla olan kazalardır. Aa, çünkü, doğru. Evet. Doğru. Kavrulduğu için özellikle şekerle helva tereyağında iyi kavrulduğunda aman çok hanımlar. Fazla kazaya sebebiyet aman verir. Aman hanımlar ev kazaları şimdi evet, özellikle alalım. Helva yaparken demek ki fazladan da dikkat edelim. Evet. Ay bir de çoluk çocuk yanımızda oluyor. Evet aman Allah korusun. Ev kazaları gerçekten korkunç. Az önce söylediğim yandığım için herkes lütfen evinde yanık kremi bulundursun. Çünkü çok doğru. Hiç ummadık anda benim evet. Gece yarısı oldu çünkü. Allah Işık Ezane'yi aradım yok falan. O ana kadar biliyor musun yani bir şöyle bir tiyo vereyim ama muhakkak sonra merhemini falan koyun ama yumurtanın akı. Öyle yanına, evet. Onu bilmiyordum. Hemen. Yumurta hemen akı çok iyi geliyor. Doğru. Üstüne koyun. İlk evde bir şey yoksa. Bir de patates. 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 Patates biliyor musun morlukları da çok evet, iyi. Evet çok iyi geliyor. Evet, yani diyelim altı, ki evet. Çarptığım bir yerine çok kötü morardı. Koy patatesi çok iyi geliyor. Çok iyi geliyor. Çiğ patates. Aa bak elma rendesi elma diyen rendesi. Var. Evet. Aa, ne güzel. Peki pekmez neden yapılıyor biliyor musunuz? Neden? Yani üzümden yapılıyor mutlaka, duttan yapılıyor evet, ama başka, aynı aa, zamanda keçi, boynuzu. Keçi boynuzundan ha, yapılıyor. Ben mesela keçi boynuzundan çok severim keçi boynuzu pekmezini. Bu hem çok sağlıklı bu, hem de çok yararlı ne? Çocuklar bu için. Ne bu üzüm pekmezinden üzüm yaptık pekmez. Biz. Bakın şimdi yavaş yavaş koyulaşmaya başladı ama pekmez toprağı çok önemli. Kireçli bir toprak. Aslında bir gün inşallah yaparız beraber i̇nşallah. Yine. Böyle bir i̇nşallah. Pekmez yapalım yaparız, diyesim geldi yaparız, haftaya. Yaparız, yaparız. Evet, pekmez tabii ki çok önemli. Pekmez toprakları vardır. Pekmez toprağından aslında yapılır. Ve o da tabii kireçli bir ürün. O nedenle de inanılmaz böyle lezzetlidir pekmez yani hem de yararlıdır. Yalnız keçi boynuzu da az şekerli değil yani biraz evet. Masum gibi gözüküyor değil ama mi? Çok şekerli. Doğru bir şey diyeceğim tabii. Şimdi Özlemciğim sen bu güzel helvamızı kavurdun. Zeynepciğim ben sana çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yani o kadar güzel renk evet. Kattın sohbetin. Çok teşekkürler. Kibarlığın zar için güzelliğinle. Ama bir şarkı daha istiyoruz. Ay ne güzel. Evet. Tamam, evet. Çok teşekkür ederim. Teşekkür canım benim. Canım çok teşekkür ediyorum. Ben mikrofonumu alayım canım. Helvamı yiyeceğim. Evet. We'll be right back.
Cumartesi akşamlarının yıldızı, Erkenci Kuş dizisinin canı ile Sanem'ini hiç böyle görmediniz. Göz hastalıkları ve cerrahisi uzmanı, operatör doktor Veysel Öztürk, göz kusurları tedavisinde en son yenilikleri anlatıyor. Birazdan Nergis zamanında. Efendim, sevgili Rana'cığım, o en sevdiğimiz dizinin Erkenci Kuş'un setine gitti. Biliyorsunuz cumartesi akşamları başka bir şey yapmıyoruz, onu seyrediyoruz. Ve çok yakışıklı Can Yaman, dünya güzeli tatlısı Demet Özdemir onlarla röportaj yaptı. Merak ediyor musunuz? Hadi izleyelim. Değerli izleyiciler, efendim biz bugün Star TV ekranlarına romantik komedi dizisinin en başarılı en başarılı dizisi efendim Erkenci Kuş'un setindeyiz. Başrol oyuncuları ve sayın yönetmenimiz Çağrı Bayrak ve Demet Özdemir ve Can Yaman efendim yanımızda. Öncelikle tebrik ediyorum. Çünkü bu sene yılın en başarılı komedi dizisinin ödülünü aldınız. Ve tabii ki böyle bir dizinin en başarılı kadın oyuncusu sevgili Demet. Ve de en başarılı Can erkek Yaman. Oyuncusu Can Yaman yanımızda. Tebrik ediyorum. Öncelikle söz bayanlara. Efendim neler hissediyorsunuz? Çok başarılısınız. Ben şahsen bayılıyorum sizin o mimiklere değil mi yönetmenim? Evet. Harikulade hocam. Bir karakter. Teşekkür ederim. Sanem karakteri gerçekten tam uydu mu? Demet'le bir özdeşleşmişliği var mı? Tabii benden çok şey var. Zaten benim. Ama tabii ki farklı şeyler de yapmaya çalışıyorum ama onun o biraz erkeksi tavrı, ne bileyim hani o eğlenceli, enerjisi yüksek hali zaten bende var. O yüzden oynaması da çok keyifli. Sette nasıl gidiyor? Yani seni de tebrik ediyorum. Başarılı bir romantik komedide başarılı erkek oyuncu ödülünü aldınız. Çünkü bu da çok önemli. İlk ödülleriniz değil mi? Oyunculuk evet. Anlamında. Benim için. Evet. Erkenci Kuş'ta Demet'le çalışıyor olmak, Çağrı Hoca'yla çalışıyor olmak da harikulade. Evet. Benim bugüne kadarki en keyif alarak çalıştığım setim. Oyunculuk zaten set ortamınız keyifliyse güzel oluyor. Çünkü çok yoğun çalışıyoruz. Ve aileniz gibi oluyor. Güzel sette güzel vakit geçiriyor olmak çok önemli. Bu oyunculuğumuza da yansıyor. Efendim Çağrı Hocam. Ekip nasıl? Set nasıl gidiyor? Bravo hocam. Yani öncelikle gerçekten çok enerji dolu bir ekibe sahipsiniz. Öyle evet, düşünüyorum. Evet. Ekip çok uzun zamandır beraber olduğum bir ekibim var. Artık böyle hakikaten tek vücut olduk. Çok eğlenceli geçiyor, yoğun geçiyor. Böyle oyuncularla çalışmak çok büyük bir lüks. Onun da tadını, keyfini çıkarıyoruz. İşimiz de güzel gidiyor, mutluyuz. Enerji çok önemlidir değil mi oyunculukta? Evet, evet. Yani oyuncuların... enerjisinin yani tutması. Buna benzer işler çektim. Çok uyumsuz çiftlerle de çalıştım. En uyumlusu Can'la Demet'ti. Zaten işe de yansıdı.
Ben de söylemeden geçmeyeyim o zaman. Can ve Çağrı Hoca'yla çalıştığım için ve yani çok biz güzel. Genelde üç kişi benim bakalım. Lafımı çok böler bu arada. Onu da söyleyeyim. Yani böyle bir otur. İyi ki İstanbul'dan geldiniz buralara. Değil mi? Evet çok yani dağ tepeye yol açtık. Evet bayağı biz beklemiyorduk bugün. Adana'da çekimlerimiz devam edecek. Bunu evet. da söyleyeyim. Evet. Genellikle Etiler'deki çekimlerimize bizim geliyorlar. Ama biz yakın diye. Evet. Biz ekip olarak zorunu severiz. Ve her zaman yanınızdayız. Doğaçlama oluyor mu komedide? Yani oyuncularınız o konuda? Çok başarılılar. O en çok zaten renk katanı da o oldu işe. Komedide çok çalışan bir şey. Ben buna çok inanıyorum. Hı hı. Yansımasını da gördük işte. Evet. Peki doğaçlamada kim daha başarılı? Hanginiz daha başarılısınız? Tatsızlık mı çıksın? Kendimizi övmeyi hiç sevmeyiz bu. Aramızda bir gerginlik olsun mu istiyorsunuz? Hayır, bayılıyorum, bayılıyorum. İkinize sabaha kadar birbirimizi övebiliriz. Evet. Yani övmek üzerine. Ya bir araya gelmiş gibiyiz hatta bazen. O yüzden ben Can derim, Can inşallah Demet der. Sonra Çağrı Hoca'ya sıçrar bu konu. Evet. Ya biz çok iyiyiz bu konuda. Harika. Peki sette böyle uzun soluklu çalışmalarda nasıl motive ediyorsunuz birbirinizi? Hah buyurun hocam. Müzikle. Evet. Var mı öyle her sahneye uygun evet, şarkı açıyor hoca. Öyle mi? Tabii. Evet. Aa, süper. İltifat ediliyor işte monitörden. Ya öyle. Kimse iltifat etmiyorsa biz kendi kendimize ediyoruz artık. Ay ne güzel. Geri dönüşümde çok güzel bir... harika, harika. Enerjisi güzel bir şey. Cumartesi 29. bölüm oluşacak. Sizin bir polen alerjiniz başlayacak galiba. Çal! Ah çok özür dilerim. İsmi bile yapıyor. Değil mi? Evet. Biz orada başladık, buraya kaydık sizin için. Evet biz şöyle yerine oraya... Erozyon şeklinde buraya... Benim ısrarlı sorularımla... harikulade bir hani her farklı setupta o komedi kahkahalarla biz izliyoruz yani onu bir o ara siz hep komedi olsun istiyorsunuz değil mi? Çünkü artık biraz gülelim ya evet. Hani hayatta da öyle biz değil biz de öyle istiyoruz ve çünkü bir doğaçlamalarla insanın... illa bir komedi muhakkak katmaya özen gösteriyoruz hocamız müsaade ettiği sürece. Çünkü birimiz bir şey diyor, diğerimiz başka bir şey ekliyor. Diğeri başka bir şey ekleyince diğeri başka bir... O sahne bitmiyor. Hoca kestik diyor Allah'tan. Evet. Diyor değil mi? Çünkü hayatta hocam en zor aslında güldürmektir. Ağlatmak çok kolay değil mi? Çok zor değil tabii canım. Yani elindeki malzeme iyi olunca, güzel çalışınca çok keyifli oluyor. Ve bu ekip de çok güzel. Uyum çok güzel. Harikulade. Ben çünkü sevgili Demet'e yayın öncesinde söyledim. Geleceğin Meg Ryan'ı, Türkiye'nin Meg Ryan'ı diyorum. Çünkü gerçekten hiç enerji... Hiç öyle demediniz, ben duyuyorum. Çok evet. Enerjin bol. Çünkü o mimikler, o jestler... Ben geleceğin neyi? Bilemiyorum. Şimdi benim için bir şey gelmedi. Düşünmediniz mi? Ya bizde böyle işliyor. Yani bir iltifat geliyorsa bir, oraya sekmesi gerekiyor. Ama bir gerekiyor. Kıskançlık var mı? Evet. Bilemiyorum tamam, yani. Hocam, hocam siz söyleyin o zaman. Şu an ben aynen. Motivasyonum bozuldu mesela. Ben bu sahnede artık yokum. Nasıl toparlayacaksınız yönetmen olsanız? Vallahi şöyle toparlayabilirim. Bence siz geleceğin daha adlandıramadığım bir karakteri olabilirsiniz. Bravo. Çok daha teşekkür önemli ederim. Bir şey. Çok iyi. Değil mi? Şu an ama Demet'i gömdünüz. Hayır. Demet bu benim kabulüm. Yani Meg Ryan olmak benim kabulüm tamam. Şu anda. Evet. Tamam. Efendim gördüğünüz gibi erken çıkış. Ha, bu arada bir şey soracağım bitirmeden önce. Ya sürekli şu didişiyor gibi görünmeyelim de. Yok hayır harikasınız da şu erkenci kuş albatros kuşundan değil mi? Şu evet. An üzerinizde mi efendim? Yok şu an yok çıkarttım. Ha, bak ya. Çünkü herkes dokunuyor o yüzden. Şu an sanki pimpon oynuyoruz. Bir bana geliyor set bir oraya gidiyor gibi oldu. Hayır çünkü erkenci kuş yani ismi o şekilde değil mi? Yani evet. Aşkı noktaladığı yer orası yani. Sakın anlamını sormayın. Yok yok evet. Çok sormuşlardır biliyorum zaten. Sonuçta peki mutlu sonla bitecek herhalde değil mi? İnşallah. Yani evet. O şekilde olur. Ama evet. Yani bizim ağlatmayız herhalde seyirciye. Belki de ters köşe olur ondan da emin değilim. Yani siz ne olsun istiyorsunuz karakterlerden biri ölsün ve dram olarak mı? Hayır hayır. Bence eminim Star TV ekranlarında bu herkes mutlu bir şekilde mutlu. Devam evlilik etsin midir? Olsun istiyorum. Vallahi bilmiyorum yönetmenimiz karar verecek ona. Değil mi yönetmenim? Yok son canım senaristlerimiz karar veriyor. Siz okuyorsunuz ama senaristlerimizin. Evet. Valla ne olacak hiçbir fikrim yok şu anda. Ama entrikalar küçük entrikalar devam edecek olsun galiba onlar. Değil mi? Muhakkak. Tatlı aşkla olmuş. Olmazsa olmazdı. Olmazsa olmaz evet. Evet evet. Peki efendim son cümlelerinizi alayım ve Star'a pas atayım ben. Yayına. Son cümleler. Hocamızdan başlayalım. Ben Feyz alacağım biraz. Bu çok kolay. Hemen herkesin bildiğini yapacağım. Bizi izlemeye devam. Setin yaramaz çocuğu galiba değil mi? Çünkü hep burada sürekli... Burada uslu kimse yok. Öyle.
sevgili Demetçi. İnşallah bizi izleyerek, yani ikinci sezonumuzda devam ederse çok güzel hikayelerle geleceğiz, bunun emin olabilirsiniz. İkinci sezon olacak haberini mi verdik şu an? Yani olmasını isteriz tabii. Bir de şu an orada ne yemek yapılıyor çok merak ediyorum. Evet. Biz izliyoruz Nergis zamanını. Süper. Ben tekrarını izliyorum da gece. Ben geç yok, vakitte set de olsa ya. Gidiyorum vaktime. Geldiğiniz için sevgili, çok teşekkür ederim. Sevgili Can Yaman, evet. Çok teşekkürler geldiğiniz için. Devam ediyoruz. Bu şekilde. Evet, siz. Benden de bir son cümle bekliyorsunuz. Evet. Erkenci Kuş, cumartesi günleri saat 20'de Star'da. Bizi izleyin. Bizi izleyin, kesinlikle izleyin. Gülersiniz, seversiniz, eğlenirsiniz, hoşunuza gider. Güzel bir dizi, hoş bir dizi. Değerli izleyiciler, evet, cumartesi akşamı 29. bölümüyle sürprizlerle Erkenci Kuş ekranlarınızda olacak. Efendim, bizi izlemeye devam edin. Ne diyelim? Hoşça kalın. Aynen. Efendim, Erkenci Kuş ailesine çok çok teşekkür ediyoruz. Şahane bir sohbet olmuş Rana'cığım. Ama bakalım bu cumartesi neler olacak? Çünkü bize tiyo vermiyorlar, vermiyorlar. Yeniden bitti artık bu son derken aşk. Yeniden aynı sularda yüzerken aşk. Yeniden rüya gibi bir yaz geçerken. Gözlerim doluyor aşkının şiddetinden. Ağlamak istiyorum. Tutuşurken gecelerin şehvetinden kendimden taşıyorum. Aşk yeniden unutulmuş yemin gibi. Aşk yeniden hem tanıdık hem yepyeni. Aşk yeniden kendini yarattı kendinden. Efendim, yine stüdyomuzda çok değerli bir konuğumuz var. Kendisi göz hastalıkları ve cerrahisi uzmanı, operatör, doktor Veysel Öztürk. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Şimdi bizim bu görmeyle ilgili hep bir sıkıntımız var. Yakını görme, uzağı görme. Özellikle belirli bir yaştan sonra ay o hanımlar gözlükleri indir, evet, kaldır. Çok fena durumlar bunlar hocam. Görme kusurları tedavilerinde ne gibi yenilikler var? Biraz öğrenebilir tabii miyiz? Tabii. Tıp özellikle göz alanında son 10 yılda çok gelişmekte. Ve 10 yıl içinde, 10 yıl öncesine göre tedavisi yok denilebilecek, denilen bütün hastalıklara artık bütün çözümsüz problemlere çözüm üretilebilmekte. O yüzden hastalarımız eğer 10 yıl önce kendilerine çare yok denildiyse üzülmesinler. Kendilerini çaresiz hissetmesinler ve mutlaka doktorlarına tekrar başvursunlar. Çünkü birçok konuda yenilikler ve yeni tedaviler söz konusu. Bunlardan en önemlisi lazer teknolojileri ve göz içi akıllı lens ameliyatları. Lazer teknolojilerinde temassız no touch lazer tedavisini uyguluyoruz. Evet. Nedir bu hocam? Evet, evet. Şimdi lazer aslında kırma kusuru dediğimiz gözlükten kurtarma tedavisinde uyguladığımız, tüm dünyada 30 yıldır uygulanan, belki 60 milyondan fazla insana uygulanmış, eş zamanlı olarak Türkiye'de bizimle de bizde de başlanmış olan gözlükten lazerle kurtarma tedavisi. Halk arasında göz çizme diye bilinen, evet, göz çizdirme diye bilinen, evet, ameliyat. Oldukça başarılı, güvenli, dünyada en sık yapılan ameliyatlardan birisi. No touch lazer bu lazer teknolojilerinin en üst yöntemlerinden, en yeni, en güvenli, en başarılı şekilde yapılan yöntemlerinden birisi. Adından da anlaşılacağı gibi temassız, göze dokunmadan, gözden herhangi bir parça çıkarılmadan, herhangi bir tabakayı, zar tabakayı kesmeden, yani cerrahi işlem yapmadan, dolayısıyla buralar komplikasyonlu, risk oluşturabilecek evreler, buraları bypass geçerek direkt olarak lazer yaptığımız, saniyeler içerisinde sonuçlandırdığımız oldukça başarılı, bizim de yüzümüzü güldüren, hastalarımızı da oldukça mutlu eden, daha önce yapamadığımız birçok hastayı da ameliyat etmemizi sağlayan en iyi yöntemlerden birisi. Hocam bu dokunmadan nasıl oluyor? Biraz anlatır mısınız? Ben o kısmında böyle bir takılıyorum yani. Tabii. Şöyle, şimdi gözümüzün yüzey tabakası, kornea, saydam tabakamız, buranın üstünde yapıyoruz lazer
lazer cerrahisine, lazer tedavisine bir lazer cihazımız var. Lazer enerjisi çıkıyor, lazer ışınları ve saydam tabaka üstünde bazı bölgeleri düzelterek, bazı bölgeleri tıraşlayarak çok hassas bir kornea dediğimiz saydam tabakaya şekil verme işlemi yaparak gözlükten kurtarıyor. Burada klasik yöntemlerde öncelikle saydam tabakaya bir işlem uyguluyoruz. Bir zar tabakayı kaldırıyoruz, içeriden bir parça çıkarıyoruz. Nootaş'ta bunların hiçbirisi yok. Hasta sadece lazerin ışığına odaklanıyor, oraya bakıyor. En yüksek numaralar dahi 40 saniye içinde çözümlenebiliyor. Ay çok güzelmiş. Peki kişiye özel nasıl planlanıyor? Çünkü bunun başında da böyle bir cümle oluyor. Yani evet, kişiye evet, özel lazer evet, tedavisi. En önemli şeylerden birisi o teknoloji geliştikçe saydam tabakayı, korneayı inceleme yöntemlerimiz, harita yöntemlerimiz, saydam tabakayla ilişkili önceki incelemelerimizi gördükçe hep şunun farkına vardık. Herkesin saydam tabakası, korneası, gözü aynı parmak izi gibi farksız, eşsiz ve benzersiz. Yani iki gözümüz bile birbirinden farklı. Biz ameliyattan önce saydam tabakanın detaylı analizlerini yapıyoruz. O analizde sadece kırma kusuru, gözlük derecesine bakmıyoruz. Göz bebeğinin büyüklüğü, farklı yerlerdeki yükseklikler, korneanın diğer parametreleri, birçok ölçümü analiz ediyoruz. Bu 60-70 tane belki parametreye bakıyoruz. O parametrelerin hepsini lazerin bilgisayarına aktarıyoruz. Lazer, göze lazer yaparken iki göz diyelim ki sağ gözümüzde, sol gözümüzde 2 derece, 3 derece aynı lazeri yaparken aynı lazeri yapmıyor. O parametrelerin hepsini hesaba katarak yapıyor. Bu da sonucun son derece iyi olması, görüş kalitesinin son derece iyi olması demek. Hastalarımızın artık %100'ün üstüne çıkması demek gözlükler. Yani diğer lazer uygulamalarından bu mudur farkı? Ne başka? Kişiye özel lazer uygulaması evet. Kişiye evet, özel lazer dediğimiz şey bu. Hastanın hı-hı, önceki analizlerinin topografik hı-hı, saydam tabaka analizlerinin bilgisayara yüklenerek hı-hı, onun üstünde lazer yapılması. Hı-hı. Peki bu uygulamayı uzak ve yakın evet, görme sorunları evet, olan aynı anda tedavi evet, edilebiliyor evet, mu? Bunu yapabiliyor. Kesinlikle yapılabiliyor. Uzak, yakın, astigmat, miyop, hipermetrop aynı anda lazer uygulamasıyla gözlükten kurtarabiliyoruz hastalarımızı. Numaralar tekrar yükselir mi hocam sonra? Numara yükselmesi farklı bir kavram. Birazcık daha karmaşık bir kavram. Orada birkaç şeyin biraz önemi var. Biraz anlatır mısın? Tabii orada birkaç şeyin önemi var. Bir hastanın derecelerinin durmuş olması mutlaka gerekiyor. Yani ameliyat öncesi eğer hastanın gözlük derecesi ilerliyorsa 18 yaşının altında zaten yapmıyoruz. 18 yaşının üstünde de yine ilerleyen hastalarda bekliyoruz. Son bir sene içinde 0.50 ve üstünde ilerlememiş olması gerekiyor derecelerin. O önemli. Bazı kırma kusurları diğerlerine göre biraz daha fazla ilerleyebiliyor. Eğer hastanın yüksek hipermetropisi varsa miyop hastalara göre ilerleme açısından birazcık daha riskli o hastalar. Hı-hı. Yüksek astigmat varsa evet normal miyopa göre birazcık daha riskli diyebiliriz. Yani hastanın iyi değerlendirilmesi lazım. Hastaya uygun yöntemin iyi seçilmesi hı-hı, lazım. Eğer doğru hastaya doğru tanıyla doğru yöntem seçilirse ilerleme olmayacaktır. Peki bu yani siz tavsiye şöyle söyleyeyim, tavsiye ediyorsunuz demeyeyim de avantajlarını ne söylersiniz kişiye özel lazer tedavisi? Kişiye özel yani insanlara söylerken diğerlerinden avantajı şudur sizler için. Tabii dersin. Kişiye özel lazer tedavisinde sadece gözlüklerden kurtulmuyor hasta. Aynı zamanda dediğim gibi kırma kusurunu görmemizin kalitesini etkileyen diğer faktörlere yönelik de lazer yapıldığı için lazer o faktörleri de göz önünde bulundurduğu için ameliyatın başarısı son derece yüksek oluyor. Tekrar daha düşük oluyor. Görme kalitesi daha artıyor hastalar. Hasta gözlükten bile daha iyi gördüğünü ifade ediyor gözlüklü halinden bile. Akıllı lensler mi doğdu son dönemlerde? Biraz evet, onlarla ilgili bilgi verebilir misiniz? Tabii. Akıllı lensler göz içi yerleştirdiğimiz göz içi akıllı lens tedavisi uzağa yakını orta mesafeyi görmemizi sağlayan lens tedavisi. Basit bir operasyonla gözün içine yerleştirdiğimiz tedavi. Aslında gözümüzün içinde yeterince akıllı bir lens var. Kendi lensimiz, doğal şeffaf lensimiz. O lens şeffaf ve esnek bir lens. Kasılıp gevşeyebiliyor. Aynı fotoğraf makinesinin objektifleri gibi odaklanarak bizim uzağa yakını görmemizi sağlıyor. Ne zamana kadar? 40'lı yaşlara kadar. 40'lı yaşlardan sonra bu gözümüzün içindeki lens fizyolojik bir yaşlanma süreci olarak saçımızın beyazlaması, derimizin buruşması gibi yaşlanmaya başlıyor. Evet. Ve akıllılık özelliğini kaybediyor. İşte bu yaşlanma süreciyle birlikte yakını görememe problemi başladığı zaman tedavide akıllı lensler bizim teknolojinin bize sağlamış olduğu ikinci büyük silahımız. Peki bir orta mesafe denilip duruyor. Bu orta mesafe nedir hocam? Önemi nedir orta mesafenin? Tabii şöyle yakın mesafe dediğimiz mesafe 35-40 santime kadar olan mesafe. Bir metreden sonrasını uzak mesafe olarak kabul ediyoruz. 30
80 santim arası da orta mesafe olarak kabul ediliyor ki artık hayatımızın çoğunu burada geçiriyoruz. Büyük bir kısmını bu mesafeyi kullanarak geçiriyoruz. Dijital ekranlar, tabletler, telefonlar, bilgisayarlar, kadınların evde uğraştıkları masa, tezgah, örgüler, telefonla bakma, araba kullanma mesafemiz, markete gittiğimiz zaman etiketler. Yani günlük hayatımızda ofis mesafesi, evet, evimiz, arabamız. Evet. Yani günümüzün büyük çoğunluğunu buralarda geçirdiğimiz için günümüzün büyük çoğunluğunu gözlüklü geçirmek zorunda kalıyoruz. Yakın mesafede işte ara mesafe de bizim için burada önemli. Hayatımızın büyük kısmı evde, ofiste, arabada geçtiği için ara mesafeye çok ihtiyaç duyuyoruz. Çok bu da doğru. Gözlüğe ihtiyacımızı giderek artırıyor. Çok doğru. Peki ameliyat ne kadar sürüyor? Yani ve ne gibi hazırlıklar yapması gerekiyor evet. kişinin? Şimdi hem no touch lazer ameliyatı için hem de akıllı evet. lens ameliyatları için cevaplayayım. Evet. İkisinde de ek bir hazırlık gerekmiyor. Hasta sadece muayeneye gelir gibi herhangi bir açlık, tokluk, hiçbir şey ilaçlarını almama gibi bir durum söz konusu değil. Muayeneye gelir gibi evinden çıkıyor, hazırlanıp geliyor, ameliyat masasına yatıyor. Lazer ameliyatımız en fazla 4-5 dakika masaya yatıp kalkması sürüyor. Her iki göz için ortalama 30-40 saniye civarında lazerle ameliyat ediyoruz. Akıllı lens ameliyatlarında da göz başına ortalama 7-8 dakika civarında bir ameliyat süremiz var. İkisinde de damlayla uyuşturuyoruz. Herhangi bir narkoz, iğne vesaire uygulanmıyor. Hasta gülerek, oynayarak çayını içip kalkarak evine gidiyor. Akıllı lens, göz içi akıllı lens ameliyatlarında iki gözü aynı anda yapmıyoruz. Bir gözü yaptıktan sonra tercihen birkaç gün sonra diğer gözü yapıyoruz. Peki kataraktın akıllı lensle olan ilişkisi nedir? Yani katarakt zaten aslında olan... aslında bu tedavi bir katarakt ameliyatları sonrası başlayan bir tedavi. Eskiden katarakt ameliyatları sonrasında hastalara göz içi lens takarken onlar tek odaklı lenslerdi. Hastayı ameliyatta kataraktan kurtarıyorduk ama gözlük kullanmaya devam ediyordu hastalarımız. Daha sonra teknoloji geliştikçe, göz içi lens teknolojisi geliştikçe bu lensler iki odaklı, üç odaklı olmaya, uzağa, yakını ve orta mesafeyi göstermeye başladı ve çok çok iyi sonuçlar elde etmeye başladık. Hastalarımız mutlu olmaya başladı, biz mutlu olmaya başladık. Öyle olunca artık sadece katarakt gelişmesini beklemek zorunda kalmadık. Yakın gözlüğünden kurtulmak isteyen veya çok yüksek dereceler olup da lazere uygun olmayan genç hastalarda da yine bu göz içi lens tedavisiyle gözlükten kurtarıyoruz. Kataraktı olan hastalarda aynı zamanda kataraktı gelişmiş, kataraktan kurtulmak isteyen hastalara da eğer göz yapıları uygunsa bu lensleri takarak hem kataraktan kurtarıyoruz hem de gözlükten kurtarıyoruz onları. Peki akıllı lensleri en çok hangi grup tercih ediyor? Kimler? En çok yakını göremeyen grup tercih ediyor. Yani orta mesafe, yakın. Yakını göremeyenlere evet, uygulanıyor. Evet. Çünkü dediğim gibi yakın mesafe artık günümüzün bir parçası. Orta mesafe hayatımızın büyük bir çoğunluğunu gözlükle geçirmek zorunda kalıyoruz. Sürekli gözlük tak çıkar tak çıkar. 2-3 gözlük kullanmak zorunda kalmak hastalarımızı, insanlarımızı çok yoruyor. Ve haklı olarak bundan kurtulmak istiyorlar tabii ki. Çok güzel. Peki son zamanlarda çok tartışılan bir konu var. Göz rengi değiştirme. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Daha bu hafta 2-3 tane hasta geldi göz rengini değiştirmek gerçekten için. Tabii bunları sorgulamak için geldi hastalarımız. Göz rengi değiştirmek çok uzun yıllardır herkesin istediği bir şey. Estetik bir ameliyat. Yani estetik ameliyatları biliyorsunuz. Hastalarımız istiyorlar bir şekilde. Göz rengini kalıcı olarak değiştirmek de bunlardan birisi. Yapıla gelen uygulamalar var. Daha önce göz içi lens tedavisi, iris implantı olarak renkli kısmın üstüne yerleştirilen cerrahiler vardı. Hala da yapılıyor o tedavi. Bir de lazerle göz değiştirme operasyonu var. Basit bir şekilde lazerle göz değiştirildiği söyleniyor ama ben çok uygulamıyorum. Tavsiye de etmiyorum. Çünkü önemli olan gözümüzün sağlığı. Bu ameliyatlar biraz riskli ameliyatlar. Göz tansiyonu ve katarak geliştirme ameliyat riski yüksek ameliyatlar. Medyadan ve başka yayınlardan da görüyoruz. Bu ameliyatlardan sonra kalıcı olarak görme kaybı yaşayan hastalar da çok fazla. O yüzden hastalara ben önermiyorum ve kişisel olarak şahsi pratiğimde de uygulamıyorum. Yani biraz daha gelişmeleri beklemek kesinlikle, gerekiyor evet, değil mi hocam? Yani bu çok burada yeni ya. Bana da çok şey geliyor. Yani biraz bunun üstünden biraz yıllar geçsin bir teknolojik olarak. Daha sağlıklı olarak yöntemler, daha doğal yöntemler gelişecektir mutlaka. Onları beklemek gerekiyor bence de. Çünkü gözümüz çok önemli. Hayatı, çok sevdiklerimizi, doğru. insanları, kendimizi, gördüğümüz gözlerimiz çok, çok önemli. Önemli olan sağlıklı ve güzel bakabilmek. Ay evet, en önemlisi bu. Peki hocam akıllı lensleri kaç yaştan itibaren uygulanabilir diye sosyal medyadan sorular geliyormuş.
Bir daha söyleyelim. Onu şöyle örneklerle açıklayalım. Daha çok dediğim gibi 45'li 50'li yaşlardan sonra yakın problemi, genellikle yakın problemi yaşayan veya işte kataraktı oluşmuş hastalarımızda uyguluyoruz. Ama çok çeşitli örnekler de var. Katarakt dediğimiz şey artık çok 70'li yaşlarda görülen bir şey değil. Gençlerde de görüyoruz. Mesela geçen haftalarda 15 yaşında bir hastamız geldi. Kataraktı vardı gözünde. Aynı zamanda kataraktını alıp buna da akıllı lens tedavisi uygulayarak ömür boyu gözlükten kurtardık. Yani özel durumlar var. Ama çoğunlukla özellikle 45-50 yaşından sonra yakın gözlüğünden, uzak gözlüğünden kurtulmak isteyen hastalarımız ve kataraktı gelişmiş hastalarımıza uyguluyoruz. Bir de arada bana bir soru gelmişti. Bu tavuk karasıyla ilgili gelişmeler var mı, tedavi gelişmeleri diye? Tavuk karası çok önemli bir hastalık. Yine haftada her gün birkaç hastanın mutlaka gördüğümüz, hastalarımızın bize ulaşıp sosyal medyadan soru sorduğu hastalıklardan birisi. Çünkü görme sonradan kaybediliyor tavuk karası hastalarında. Ve önceden görüp de sonradan görmeyi kaybetmek çok zor bir durum. Gerçekten zor bir durum. Onlar görmenin kalitesini, görmenin değerini çok iyi anlayan hastalar. Gözlerine gerçekten gözleri gibi bakan hastalar. Çünkü karanlığa kavuşacaklarını biliyorlar gözlerini kaybedince. Ve bu konuyu bizden çok daha yakın yani takip ediyorlar. Tavuk karası hastalığında evet yüz güldürücü gelişmeler var. Özellikle kök hücre ve genetik tedavilerle. Sınırlı merkezlerde, ülkemizde de sınırlı hastalara, uygun hastalara kök hücre tedavisi, göz içi kök hücre tedavisi yüz güldürücü sonuçlar üretiyor şu anda. Çok iyi. Yine sosyal medyadan bir sorumuz var. Göz tansiyonu için bir lazer tedavisi herhangi bir şey var mı? Uygulama var mı? Uygulama böyle var. Göz tansiyonunda çeşitli tedaviler var ama altın standart tedavi damlalarına devam etmesi hastanın. Göz tansiyonu tedavisinde hala altın standart tedavi damla tedavisidir. Uygun damla tedavisidir. Ömür boyu hastanın o damlaları kullanması gerekiyor. Ona dikkat etmek gerekiyor. Göz tansiyonu önemli bir durum. Ülkemizde birkaç milyon hasta olduğu tahmin ediliyor. Sadece 400 veya 500 bini tanı altında. Diğer hastalarımız maalesef tanı altında değil ve bize genellikle de geç evrede geliyor hastalar. O yüzden 40'lı yaşlarda, 35'li yaşlarda yılda bir her hastamızın mutlaka göz tansiyonunu ölçtürmesinde fayda var. Hocam çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür çok ederim. Değerli bilgiler verdiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim, kısa bir aradan sonra sizlerle tekrar birlikteyiz. Bizden ayrılmayın. Efendim, Nergis Zamanlı'nın mutfağında şefimiz Özlem Mekik ve Ömer'cim, Ömer Aksu. Değil mi? Ömer'cim, şahane gözüküyorlar. Hemen tatmak istiyorum şu simitten bir kere. Ben böyle şuradan bak al şöyle kopardı. Çikolatalısı geldi bana. En özelinden hem de böyle çikolatalısından. Bu da bu güzel helvamız. Şimdi ellerine sağlık, şahane. Afiyet olsun. Çok çok güzel. Ayrıca helvamızdan da bir yiyeyim bakayım. Dur, helvayı ben de yiyeyim. Helva kavurduk. Hazır. Helvamızı da şahane kavurmuşsun Özlem'im. Ve nasıl, kalp şeklinde güzel olmuş. Harika. Değil mi? Bunun adı neydi? Dur söyle bakayım. Fıstıklı makarone. Ama biz onu değiştirdik. Alagazi Antep. Alagazi Nergisi makarone. Bak sen. Özlem, gördün mü? Artık canım benim, ellerine sağlık. Afiyet olsun. Yüzün gibi güzel olsun her şey inşallah. Vallahi ne yakışıklı şefimiz vardı bugün, değil mi? Özlemcim, senin de ellerine sağlık. Afiyet hayatım. Olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel olmuş. Efendim şimdi tabii ki 3 aydır birlikteydik. 3,5. 3,5 mu? Evet. Bak her günü saymış. Yaklaşık 3,5 aydır Nergis zamanında sizlerle beraber olduk. Böyle mutlu, keyifli, güzel, böyle temiz bir yayıncılık yapalım dedik. Başardık da. Bir kere buna vesile olan Star TV ailesine çok çok teşekkür ediyoruz. Ve tabii ki yayında, yapımda emeği geçen yönetmenimiz, rejimiz, teknik ekibimiz, yapım ekibimiz, yapımcımız, ondan sonracığıma kameramanlarımız, seyircimiz, dünya tatlısı. Söyleyin bana, unuttum var mı? Çok üzülürüm. Makyaj, her şey. Makyaj. Kuaför. Hepsi. Başka söyleyin. Ulaştırma. Ay çok tatlılar hepsi. Sabah ne sohbetlerle geliyoruz. Efendim, herkes o kadar sıcak, samimi. Söyleyin bakayım, kimler başka? Güvenlik dekor, ekibi. Dekor, güvenlik ekibi. Hepsi. Ya hepiniz öyle tatlısınız ki. Muzon benim. Muzon. Emrah.
gerçekten. Nergis, Nergis. Sen bir şey diyeceğim mi? Söyle, söyle güzelim, söyle. Evet efendim, ben de aynı Sayın Nergis ablacığım gibi. Hepinizi çok seviyoruz. İyi ki Star TV'de sizlerle birlikte buluştuk. Sürçülisan ettiysek affola. Başka ne diyebilirim? Şimdi anacığım, biz böyle keyifle, mutlulukla başladık. Ekranlarda sizlerle birlikte olmaya yine keyifle, mutlulukla, dansla kapatacağız. Ama bizi sosyal medyadan takip edin, belli olmaz. Evet. Belli olmaz, belki, geliveririz bir şekilde. Belki yine beraber oluruz. Ah canım benim, inşallah. Evet, sosyal medya adresimiz bendeniz Özlem Mekik. Benim de Nergis Kumbasar. Zaten bir de orada en çok takipçisi olan Nergis benim anacığım. İşte böyle. Sizlerle birlikte olduğumuz için gerçekten çok mutluyuz. İnşallah bundan sonra yine çok güzel yayınlarda, yapımlarda yine aynı ekipler, biz yine çalışırız. Başkalarına gideriz, geri geliriz. Çünkü bu yayıncılık böyle bir şey. Biz bütün kanallar, hepimiz tüm yayıncılar kardeşiz. Bir aile gibiyiz. Aynen. E hadi oynayalım anacığım. Hadi. Hadi, hadi oynayalım. Hadi. Hoba. Oynayarak kapatıyoruz. Çay tecah sakın, ne? Etik kasa.